kardeşlerimizle öyle tanışıyoruz da Afyon'dan geliyorum, ismim Sayın. Orada Dersan'dan geliyoruz. Misafir eden gelmiştik işte İstanbul'a. Ankara'da vakıf okuma programımız vardı. İstanbul'da bir program vardı. Oralara katıldık yani ondan. Çünkü Türkiye'nin her yerinde çok ciddi vakıf programları var. Üstad demiş, fedakarlar çoğalacak demiş. Şimdi 85'li, 87'li yıllarda rahmetli Bayram abiler, Sungur abiler sağken böyle Konya Ereğli'de yapılır bir program olurdu. Bütün Türkiye'den gelen vakıflar az sayıdaydı yani. 200 civarında falandı. Bayağı da kalabalık olurdu. Yani bize böyle o maşallah ne kadar çok. Ama çok ciddi dersler olurdu Alişar abiler rahmetli böyle. Nurettin Yaşar abiler. Onun hep böyle katılırlardı. O vakıf programları her sene olurdu. Rahmetli Alişar abi sen şey yapardı. Ama günlerce sürerdi. Ve belki çok böyle esasatın şeyleri de yani İstanbul'da anlayışı şekilde o zamanlarda konuşulamayabilirler. Mesela istina nasıl olmalı? Muhtarelere, hele vakıflar işimi hayatta istinayı nasıl gösterecekler? Yani halktan hediye almak, almamak, kendisine bir şey almak, almamak. Böyle bunun ölçüsü nedir? Hizmet için almak nasıl olur? Kendisi için almaz ama hizmet için de mi alınmaz şeklinden. Ondan sonra iktisat nedir? Onlar konuşuyordu. Ondan sonra vakfın hayatı, cemaatle alakaları, vakfın cemaatle münasebetleri, cemaatin vakıfla münasebetleri. Ama böyle günlerce konuşulan mevzulardan böyle oturulur, istişare edilir, kararlar alınır böyle. Ya Rabbi layıkalaşıp meneşedilirdi. Böyle her sene orudu böyle maşallah. Allah razı olsun böyle. Sonra abiler zaten malumuz katıldığı geldiği dersler yani böyle dolu dolu geçer. Otma, oturma, cevşenler, risale, ondan sonra ne bileyim. Bir ara böyle mesela Hülasız Hülasa çok okutturuyordu bir ara. Her gün okutturuyordu böyle. Ondan sonra bir gide biraz da gezi falan da yaptık. Yanında Cevdet kardeş var. Bir de böyle İzmir'e gitmiştik. Nerede bu dedi? Bir çıkar böyle. Nerede bu dedi? Aşağılardan çıktı geldi oradan. Bugün dedi Hülasız Hülasa okumadık dedi. Böyle fırçayı yiyince bir ara ben de bir devam ettim. Sonra yine tembelleştik falan. Ondan sonra Hülasa Tülasa Ayet-ül Kübra'nın özeti giydiymiş böyle. İslam'ın özeti giydi. Ayet-ül Kübra'da tefekkür imaniyle Üstad-ı Kübra'da böyle okurlarmış böyle. Onlar okunurdu ne bileyim. Değişik bahisler okunurdu. Allah. Tefekkür imaniye. Arabi tefekkür imaniye. Ayet-i Asya'nın içinde geçen o bahisler okunurdu. Böyle elhamdülillah. Yani o güne böyle bayağı tatlı günler, hasretli günler. Tabii biz belki çok istifade edemedik ama eden kardeşler oldu yani elhamdülillah. Herkes kararlı kararlı. O zamanlar böyle keyifli manada çoğalıyordu. Şimdi ona da denildi ki bu böyle yani çoğalıyor, nasıl olacak falan. Sonra dediler bölgeleri ayırıyor. 7-8 bölgede olsun. Bölgeleri ayırdı tabii 200 kişi çok aza düştü. 30'lar kişi, 40'lar kişi oluverdi. Şimdi artık 350, 400, 450 olmaya başladı bölgelerde. Bölgeler ilk başlangıcı geçti yani böyle oldu. Mesela İstanbul bölgesi, Marmara bölgesi olarak gelmek istediler. Biz Afyon'da böyle burası gibi büyük bir bina yaptık böyle elhamdülillah. 500 metrekare bir salonumuz var. Bizi yatma yerleri falan 4 katlı olduğu halde kaldıramayacağız diye kabul edemedik. 200-250 kişiyi kabul ediyoruz. Ondan çoğunu ondan sonra civar ille kazalara göndermek lazım diye kabul edemedik mesela. 400-450 oluyorlar maşallah. Yani üniversiteyi bitiriyor. Hiçbir maddi beklentisi olmadan sırf Allah rızası için hayatının bir bölümünü hizmetlere koyuyor. Müthiş bir şey. Okuma olur, hizmet olur, talebeyle ilgilenme olur. Yani vakıflık manası yani üstadımıza Cenab-ı Allah'ın bir ikramı yani böyle nasıl? Yani şimdi yani işçi bulamazsın ya. Hani Allah razı olsun bir iş yapacak diyeceksin. Zorlanır insanlar yani. Bir gün çalışır, iki gün çalışır. Hadi cami gel çalış dersin. Biraz çalışır ama ya hocam çoluğum çocuğum var ekmek yiyeceğiz demeye başlarlar diyorlar. Yani zorlanır insanlar ya. Ama böyle her şeysini vermek ne demek ya? Her biri maşallah bir işim hayatta bir vazifeye geçse belli bir kariyerde, belli bir maaşla kişiler yani vasıflı bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, mimar, doktor kardeş, Allah Allah, kaç tane? Şimdi mesela Cerrahpaşa'dan mezun,
bütün üniversite yiyecekler, şimdi bak maşallah ne kadar oralar kazandılar, şimdi çok önemli. Kardeşlerden kaç tane var? Cerrahpaşa'da, Hacettepe'de, İstanbul'da mezun. İzmir'de kalıyor. Müthiş bir şey ya. Yani zor anlaşılır bir şey ya. Demek ki Risale'den böyle bir feyiz alıyorlar ki, öyle ruhlarına, kalplerine doygunluk veriyor ki elhamdülillah dünyevi bütün maaşlara, rütbelere tercih ediliyor. Hizmet kuraniye. Öyle bir mana var. Bir kişinin imanı kurtarmak dünyalar kadar, kainatlar kadar kıymetli olduğunu anlıyorlar ki en kıymetli meslek, en kıymetli meslek nübüvvet mesleğiymiş. Dünyada en kıymetli meslek kazanacaksınız, peygamberliği kazanın. Mesela üniversite iptalına gelenler. Var mı öyle? Böyle bölüm yok değil mi? Tıpkuk var da mesela en kıymetli bölüm nübüvvet bölümü. Yani insanlara hakkı tebliğ etmek, hakikati anlatmak, onların ebedi hayatlarını kurtarmak. Bende bir şey oldu. O doktora yazılan mektup okuyalım. Ondan sonra nereye okuyacaksam oraya okuyalım. Tabi buraya açtığım yerine sıra gelirse şimdi bir başlarız bir yerden okumaya. Ondan sonra konu nerelere gider bilmiyorum artık. Şöyle ama şurada o mektup çok şey bir mektup yani böyle. Sanki bunun ölçüsünü şey yapıyor, tarif ediyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ecmain. Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalaasından intibaha gelen bir doktora yazılan mektuptur. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor. En bahtiyar doktor böyle olurmuş. Gel yaklaş, yaklaş. Ses çıkıncaya kadar zor olur. Yakın otur şöyle, gel. Ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum, senin hararetli mektubunun gösterdiği intiba ruhi şayan tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Öyle midir? Mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Bütün dünyanın madenleri bir ağacın yaprağı kadar kıymetli değilmiş. Çünkü bir ağaçtan 20 tane Esma-i İlahiye zahiren aşikare okunulmuş. Yani 20 tane. Hay ismi, Rezzak ismi, Halik ismi zaten yaratmış. Mülevvin ismi renklendirmiş. Mukaddir ismi takdir etmiş yaprağın, ebatların. Musavvir ismi şekillendirmiş. Müzeyyin ismi, Münim ismi, Muhsin ismi, Mükrim ismi. 20 tane Esma'yı bir şekilde okuyabilirsin. Ama bir taş, bütün dünyanın taşlarında Allah'ım o kadar çok ismi okunmuyor. Birkaç ismi var. En büyük cansız olan mesela Güneş, herhalde 8 ismi adama masar dediği öyle bir tabir var. Cansız olunca en büyüğüne 8 tane tecelli ediyor. Ama bir yaprağa 20 tane tecelli ediyor. Öyleyse mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye, hayat hizmetleri içinde en kıymetli hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiye inkılap etmesi için sahi etmektir. İşte bu İşin şeysi, nübüvvet mesleği bu. Ne dedi bak, bir daha şey yapalım. Hidemat-ı hayata, hayata hizmetlerin içinde en kıymetli hayat-ı faninin hayat-ı bakiye inkılap etmesi için sahiptir. Mesela insanlara ev yapı versen çok güzel ya. Allah razı olsun, emin oldum. Gözünü tamir etsen de gözü kör olan birine yesin, o daha iyi. Daha çok memnun oldum. Ama İmanını kurtarıversen de ebedi alemde bütün kainatlar kıymetinde cennet kazansa fani hayatı, baki hayatı tebdil etmek o en mühimli. Çünkü gözünü tamir etsen muhakkak birkaç sene sonra bitecek iş yani. Ne kadar zengin de olsa, ne kadar maddi imkan da olsa, ne kadar da güzel görse bitecek bir gün sonra. Ama bu fani hayatı, bakiye tebdil işte
Peygamberimiz en kıymetli bir doktor. Tabibi gulub. Kalplerin doktoru mesela. Kalplerin sevgilisi. Demek ki böyle bir peygamberin ile fani hayatı baki hayata çeviriyor. Elbette tıbba dair mucizeler de var peygamberimizin. Çörek otunu yersiniz şöyle olur. Kekik otunu yersiniz böyle olur. Şu at, şu ot da şu var tıbbı ne böyle diye. Bayağı ciddi ciddi bir şey var yani. Böyle hadislerle alakalı toplamışlar. İlim araştırma uzmanlar var. Ama peygamberimiz deyince doktorluk akla gelmiyor da. Demek ismi azam var. Nübüvvet, fani hayatı, baki hayata tebliğ etmek. En kıymetli hizmet, fani hayatı, baki hayata tebliğ etmek içindir. Sahi etmektir. Bir insanın fani hayatını baki hayata tebliğ etmek için sahi etmektir, çalışmaktır. Şu hayatın bütün kıymeti ve emniyeti ise hayatı bakiye, çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Şu hayatın bütün kıymeti ise ve emniyeti ise hayatı bakiye, çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Yoksa hayat ebediyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat faniye hasr-ı nazar etmek, ani bir şimşeği sermediğiyle güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Aman dünyamızı kazanalım. İyi de ani bir şimşek gibi bu. Baki hayatı ebedi sermediği bir güneşe benzetiyor. Dünya hayatını fani bir şimşeğe benzetiyor. Demek birinci noktayı nazar baki bir gün. Elbette gözümüz iyi olsun, sağlıklı olalım. Neden? Kitap okuyacağız, Kur'an okuyacağız, hizmet edeceğiz. Elbette evimiz falan olsun yani. Koltuklarımız falan olsun, ders yapacağız. Tabii ki mikrofon olsun, bir ses çıkılır, hizmet edeceğiz. Bunlar hep bunların yardımcıları, yardımcı kuvvet, teknoloji. Elbette arabalar olmalı, hizmete gideceğiz. Yardımcı kuvvet bunlar yani. Maksut, maksut değil. Maksut bunlar değil. Bunlar olursa daha çok hizmet olur. İnşallah Allah daha çok razı olur. Ama muvaffakiyet de maksat değil. Yani çok peygamberler gelmiş, değil mi? Mahdut birkaç kişiler fazla itibarilerler olmadığı halde peygamberliğin büyük mükafatını almışlar değil mi onlar? Yani yoksa şimdi insanlar çok daha hizmet ediyor, çok daha talebe topluyor. Öyleyse peygamberlere geçtik diyemeyiz. Değil mi? Çok talebe toplamak, çok ümmet toplamak peygamberlere geçtiği icap ettirmiyor yani. Olsa olsa velayet mertebesi terakki etmiş olursun. O zaman mahsul hakiki Allah'ın rızasıdır. Muvaffakiyetle şartı yok. Muvaffakiyet şartı yok. Mesela Peygamberimiz ilk zamanlarda hatta hep böyle yeniliyorlar. Ammar bin Yasin annesi öldürülüyor. Babası öldürülüyor. Kocayla. Kendisi de böyle öldürüyor. O öldürecekken zor böyle şey yapmış böyle. Diğer sahabiler hep böyle dövülüyor. Bilal işler. Sonra Medine hayatına geçince güçleniyorlar, dövmeye başlıyorlar. Hangisinin makam büyük? Dövülenlerin. Dövenlerin makam büyük değil. Yani yemek esas olsaydı, değil mi? Ondan sonraki sahabeler daha güçleniyor. Hatta Hazreti Muaviye döneminde İspanyollara gidiliyor, dünyanın ne kadar yerleri fetholuyor. O dönemdeki sahabeler ilk sahabelerin makamında değil. Osmanlı döneminde daha büyük mesela. Osmanlı padişahları makamı sahabe makamında değil, evliya makamında. Yani muvaffakiyet şart değil. İhlas, rıza-i ilahi. Onun için şu kainatta esas olan, yoksa hayatta bir iz, zehirleyecek, bozacak bir tarda şu hayat fani hasrını zar etmek, ani bir şimşeği sevmediği bir güneş tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Ya. Eğer eczane kursiyi Kur'an eden tiryak misal imani ilaçlar alabilseler hem kendi hastalıklarını hem de şerinin yaralarını tedavi ederler. İnşallah senin şu intibalın senin yarına bir merhem olacağı gibi sen dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Şimdi bu dersi yalnız doktorlar okumamalı değil mi? Hakikat nazarında bak dediğim herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktor. Yani kendisi hasta bilmiyor. Yani ne hastası?
felsefe hastası. Yani bu sırrını anlayamamış. Kendisi hasta, Allah'ı tanıyamamış, peygamberi tanıyamamış. O zaman o doktor daha çok şey yani. Hakikası o yani. Şimdi biz aynı bu sözü kendimiz için söyleyebiliriz. Ben kendim hastayım. Kalkıyorum başkalarına tedavici ilaçlar söylüyorum. Üstadın Fütürgah kitabını açıp da ne yapmış Fütürgah kitabı açıyor. Tefeül edip açtım. Abdülkadir Geylazi'nin kitabını. Tefeülden şu çıktı değil mi? Entefi darbe hikmeti fadoktan memnuderviye galip ediyor. Sen darbe hikmeti İslamiye'de güya azasın. Ehli iman yaradan tedavi eden bir doktorsun. Fakat sen kendin hastasın. Sen kendin yatak para demiş. Üstad gibi bütün suallere cevap veren, her güçlü halledilir bir devalar yazan, kimseye sual sormaz diyen ve bütün İslam ulemasından, bütün İslamlı İslam dünyasından gelen alimlere, filozoflara, felsefecilere cevap veren bir Bediüzzaman'a Abdülkadir Geylazi Hazretleri 800 sene öncesinden yazdığı bir kitabında ders veriyor. Sen diyor güya ehli iman yaralar tedavi eden bir doktorsun. Fakat sen kendin hastasın. Önce kendine tıp para diyor. Demek bir insan yok buraya oturup da ders yaptığı zaman hasta olmaz manası gelmiyor yani. Tamam okuyoruz burada. Buranın ilaçlarını size veriyoruz ama belki en çok hasta bu ilaçlar en çok muhtaç. En çok muhtaç kim? En çok bu derslere muhtaç kim? Ağabeymiş bak. En çok muhtaç, herkes kendisin değil mi? Bu derslere en çok muhtaç, benim ihtiyacım var. En çok muhtaç, kim hizmet ediyor? Mesela, işte Metin abi hizmet ediyor. En çok hasta o. Öyle de belki kendince. Benim en çok ihtiyacım var. Hatta şunu da gördünüz mesela. Vakıflarda böyle sohbetimiz oldu. Şimdi böyle dershane gelen kardeşlere ilgileniyoruz. Onların bir ders yapıyoruz. Çay yapıyoruz. İcabında mutfakta çalışıyoruz. İcabında tuvalet yıkıyoruz. Fark etmez bizim için. Biz vakıflardan Fezabi'yi görmüşler. Şimdi bana anlatıyorlar. İstanbul'a gelmişti birkaç tane oldu. Abi diyor, Fezabi elinde tencereyle ne erken gördüm diyor. Yemeğin endesiyle de pencere varmış. İnerken gördüm abi diyor. Abi bu nasıl bir şey ya diyor. Adam 70 yaşında diyor tencereyle iniyor yani. Sıradan bir hizmette bulunan bir şey yani. Oradaki bir aşçı gibi. Hepsinin yanında fark yok ki. Aşçılık da aynı. İşçilik de aynı. Helal yıkamak da aynı. Ders yapmak da aynı. Fark etmez. Allah'ın. Zaten bu arasında biraz fark görür de ders yapmayı, nasihat yapmayı biraz üstünlük gibi görsen sen de Abdülkadir Geylazi Hazretleri'ne tedavi ol. Senin kafa biraz entefi davet etmedi. Fatuh tabi ben güderliğe galip. Sen de bir güzel bir tedavi ol. Çünkü sen kendin hastasın. Sen kendini millete nasihat etme makamında görüyorum. Nasihat bitmiş sen almışsın o. Oo hali yutmuşsun her şeyi. Ondan sonra her şeyi biliyorum güya. Bildikçe küçülmen lazımdı. Maneviyatta büyüdükçe tevazu göstermen lazımdı. Ne oldu sana? Ahkam kesmeye başlamışsın. Hakiki tedaviye sen unutmazsın. Onun için nefsimizi her zaman böyle bir şey etmemeli, boş bırakmamalı. Abi ben ders yapıyorum. Ne demek ya? Abi boş diyorsa boş diyor. Yani değil mi? Kitapları yazmış. Abilerimiz inşaatları yapmış. Cemaatimiz kardeşler cemaati toplamış. Üstadımız bütün mahkemelerde, hapishanelerde bunun derdini çekmiş. Her şey hazırlamış. Biz okuyoruz, ne var bunda? Yani kurulancık ne var? Ama nefis böyle demiyor. Ah diyor, ben ders yapıyorum. Ne olacakmış? Allah razı olsun. İyi okudun, tamam, sağ ol. Allah razı olsun. O zaman hadi bakalım şimdi kitap okudun. Şimdi helal yıkamaya. Biraz sonra da temiz iş var. Hadi bakalım deyince. Yani gençler yapsın işte. Öyle değil. En önde ben varım. Diyebilmeli. O zaman gel, burada otur. Hele yıkayamayanları buraya oturtmayın bence. Öyle üstünü taslayanları oturtmayın. Böyle baştan buraya yazalım. Hele yıkamayanlar oturmasın. Dersi geldi böyle. Vilayetten geldi halkına. Şimdi bir öbür ders yapmayı çok seven gibi. Böyle nerede ders var diyor şimdi Afrika'ya gelmiş. Nerede ders var diyor. Var dedim iki üç yeri var ama dedim adam gibi oturup biz şu dersliğine gelsen götüren dedim.
Ders yapacaksın, yok dedim yani. Sen ne bela dersin dedi, öğrendim dedim ne bela. Kızdın yani böyle, ders yapacağım diyor yani. Ona da gelmedi. Tamam abi geleyim, Allah razı olsun dedi. Ben yaşta küçük, benden kaç yaş küçük. Tamam Allah razı olsun abi. Tabii bizim de dersin ihtiyacımız var diyemedim. Gelmedi dersin. Dedik, ben gibi hasta oldu işte, aynı benim işte aynı. Ben gibi ders yapma hastalığı onunla konuşacak, millete nasihat edecek, bilmem ne. Çünkü o üst makamda. Halbuki ne, ne alacak ya? Ne olur, Allah korusun ya. Ne ayağa kayan insanlar olur. Molam da abinin hatırası var ya, Seyda, bana dua et, alim olayım demiş. Üstad da gelmiş öyle. Molam, hayırlısı ise Allah'tan demiş. Seyda, ilmin hayırsızı mı olur demiş. Hep alimler alim 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 deyip duruyorlar, ilmi teşvik ediyorlar demiş. İlmin hayırsız mı olur? Molla Hamid demiş. Falan zaten biliyorsun ya demiş. O ilmiyle dalalete düşmüş. O zaman da varmış. Şimdiki bu Yaşar Nuri gibi kendi şeysi ilan edenlerden böyle hani televizyon ilan etmişti söylüyorsun. Bir söyleme uygun değil de televizyon 4-5 televizyonda ben değilsizimi kabul ediyorum diye söyledi yani. Yani Allah'ı kabul edip de peygamberi kabul edenlere diyorlarmış herhalde ama değil, suluğu kabul ediyorum dedi, onun için yani. O değil için, demese demem yani, deme gerek yani. Yani o gibi ilmiyle dalalete düşmek. Ya demiş mi Allah mıyım? Aileme şükret demiş. Onun için yani neyin hayırlı olduğunu, ders yapmak mı hayırlı, oturmak mı hayırlı? Keşke hiç sesim soluğum çıkmasaydı da cemaatin en arkasına otursaydım da haddimi bilseydim diye bunu koymadan o zaman. Onun için buradaki çok önemli bir şey. Yani hakikat nazarında en ziyade hasta maddi ve gafil doktorlar. Yani kendi hastalığını bilemeyen doktorlar en ziyade hasta olur. Hem birisi meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi ve teselli bazen bir ilaçtan daha nafidir. Bu da çok önemli bir kaide. Meyus ve ümitsiz bir hastaya bir teselli bazen bin nafi faydalı ilaçtan daha tesirlidir. Ben bunu şöyle anlıyorum. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh dövülüp geliyor böyle ak her tarafları kan içinde veyahut da gibi acılar içinde ağlayıp geliyor. Peygamberimiz onu nasıl teselli ediyor? Merak etme. Yakında biz büyüyeceğiz. Devletin başına geçeceğiz. Mekke, Medine, oraları hep fethedeceğiz. Onlardan intikamımızı alacağız. Sen hiç merak etme. Göstereceğiz onlara. Şimdi bize var ya öyle. Filistinler için öyle. Merak etme diyor. İsrail'in hakkından gör de yapın. Demiyoruz mu bunu? Öyle ama peygamberimiz böyle demiyor ya. İsrail yengiz, Hüseyin yengiz, bilmem neyi yengiz. Böyle yok peygamberimiz ya. Siz diyor intiham oluyorsunuz. Eski kavimler diyor. Demir taraklarla taranıyordu, etleri kemiklerinden ayrılıyordu. Onlar sabrediyorlardı, siz sabrediyorsunuz diyor. Bir de sabır tavsiye ediyor. Ve onlar, ondan sonra ya Ammar diyor, ağlayarak gelmiş, annesi öldürmüşler, babası öldürmüşler. Ona da artık yani dini inkar etmişler, o da herhalde inkara benzeyen bir şeyler söylemiş. Ağlayan diye gelmiş peygamberimize, hemen böyle oldu ya. Demiş, nasıl oldu, böyle oldu. Demiş, sıkışırsan gelesin dersin demiş peygamberimiz. Yoksa öldürecekler. Ondan sonra ya Ammar diyor, senin ölümün diyor bundan ilgili olmayacak. Bayi bir tayfa seni katledecek, merak etme. Bunlar seni öldüremeyecekler yani. Aa, bir de orada mucize gösteriyor bir de. Dayak yiyor, merak etme Ammar. Onların hakkından geleceğiz, az kaldı. Az kaldı, seneler sayıyoruz falan bildirildi bu. Böyle demiyor. Hep sabır, hep sabır, hep sabır. Şimdi demek ki aslında tıpkı kazansa kardeşler inşallah kazanırlarsa yani hastaya demek ki güzel bir ilaç vermekten daha güzel bir şey var. Yani bazen meyus ve ümitsiz bir hastaya bir teselli bin nafi ilaçtan daha faydalı. Yani ona hastalar risalesiyle hastalığı mahiyetini anlatacaksın. Hastalık Cenab-ı Allah'ın bir ikramıdır. Hastalığın her bir saatine bir gün ibadet sevabı yazılır. Hatta bazı kamillerin bir dakikasına bir gün ibadet sayılır. Cenab-ı Hak vücut libasını kese, içe, uzatır, kısaltır. Böyle o hastalar esen devalar herkes için geçerli. Ekonomik kriz oldu, hastalar esenisi okuyacaksın o zaman. Ekonomik krize, iflas ediyoruz o maddeden. Hastalar esenisi.
aile problemler yaşıyorsa hastalar sayesinde okuyacağız sonra. En güzel teselli. Yusuf öyle diyor. Hapishaneye düşmüşse zaten öyle diyor. Hastalar mesela devalar diyor. Şey yapsanız diyor. O diyor manevi bir hastalıktır bu diyor yani. Hapishaneye işin. Hangi cins hastalığın varsa hastalık sadece karın ağrısından ibaret değil. Kafada bir hastalıktır. Psikolojik hastalık diyorlar. Şimdi ya, ismini öyle koydular. Stresli bir hastalıktır. Yenilmek de bir hastalıktır. İsrail zaliminin masum alımını ezmesi bir hastalıktır. Hepsi hastalıktır. Bunlara en güzel nafi deva, bazen ümitsiz ve meyus bir hastaya bir teselli bin nafi ilaçtan daha faydalıdır. Dedim, aradan yıllar geçmişte Bilal Habeşi radıyallahu anh böyle eller üstüne tutuyor Bilal Habeşi ilaçtan halifeler, Şehiristanlar, komutanlar Hazreti Bilal Habeşi eller üstüne tutuyorlar. Bilal Habeşi radıyallahu anh hep böyle ağlarmış. Ah o günlerde demiş Peygamberimizin bayağı yiyip de teselli ettiği günlerin hasretiyle yanarmış. O günler çok lezzetliydi. Şimdi eller üstüne tutulmak bana saadet veriyor. Mutluluk, evler, o zaman için en güzel binekler onu mutlu etmiyor. Peygamberimizin o tesellisi daha çok mutlu ediyor. Şimdi demek ki biz insanlara faydalı olmak istiyorsak, demek ki onun hastalığını iyi etmekten, ona bir ev yapı vermekten, onu işe kuyu vermekten, maddi dünyasını düzeltmekten çok 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 daha önemli, meyusu, ümitsiz bir hastaya bir teselli bazen bin nafi ilaçtan daha faydalıdır. Sırrını anlamamız. Halbuki batak, tabiat bataklığında boğulmuş diye tabii. O biçare Mariz'in elin geçsin dediği zulmet daha kadar. İnşallah bu intibalı seni öyle biçarelere medar teselli ve nurlu bir tabip yapar. Şimdi tabiat bataklığında boğulduysa insan, ticarette böyle birisiyle konuşsan, alamadık, satamadık falan yer böyle diyor, Amerika bizi şöyle sömürüyor, falanlar şöyle diyor, uff, ne kadar çok da kazansam, hiçbir şey değil. Geçen nasip oldu böyle, Şili'ye gittik, Güney Amerika'da, Brezilya'ya gittik. Brezilyalılar var ya, bir rezil. Sorma. Onlar hep Brezilya diyorlar, Brezilya diyorlar. Kendilerine söylüyorlar. Biz öyle değiliz. Brezilya diyorlar. Brezilya. Sanki böyle 3-5 kuruş para kadarını hemen eve bir tefaya oluyor. Sokak dişiyor. Hiç. Orada bir esnaf bir arka diyor. Ne zaman para kazanacağız bilmiyorum diyor. Biz Aralık'ta gitmiştik. Yılbaşı diye başladılar. 15-20 gününde diyor. Eğlenmeye başladılar bunlar. Aralık'ın başı başlıyorlarmış. 25'te bir kutluyorlarmış. 24'ünde. Birinde bir kutluyorlarmış. O bitti diyor, tam dükkanlar açacağız, herhalde bir tane ticaret başlayacağız derken diyor, karnavallar başladı diyor. Bir 15 gün öylesiler diyor. Bunlar iş şikayeler değil diyor. Allah böyle, garibanlar böyle. Şimdi oralar, Allah Allah yani çok acı bir şey insanlara teselli vermek, iman hakikaten anlatmak. Allah Allah. İşte bizim Türklerden de oraya gidenler olmuş. Şili'ye falan gitmişler. Ondan sonra baktım dükkanlar açmışlar. İyi de para kazanıyorlar maaşlar. Ceviz ithalat yapıyorlar bilmem ne böyle. Ondan sonra ikinci el eşyalar satıyorlar. Maşallah ayda 10.000-20.000 dolar kazanıyorlarmış. Çok. Yani, tabii esnaflara gidip böyle ders yapıyoruz. Bak, tabii namazlara gelememek gibi bir problem oluyor. Zaten cumada darlak olduğu için cumada akıyor. Bayram namazında öyle zaten gelemiyorlar uzaklarla. Onun için. Böyle olmaz dedim ya. Kusura bakma dedim mesela. Ben dedim, hadi öğretmenlik de yaptım ama dedim, Şirin'in haritada yerini gösterdiyseydim ben göstermezdim dedim ya. Yani bilmiyordum yani hani tamam oralarda bir yer ama yere bilmiyordum yani hani insan çok da merak etmeyince bilmez ya. Dedim, kaldı ki dedim bu başlık dedim oraya, Santiago diye bir şeymiş. 10 gündür, 15 gündür buradayım ağzıma girmiyor kelime dedim, söyleyemiyorum Santiago diyemiyordum. Zor geliyordu kelime girmiyor, yabancı kelime gibi. Dedim 10-15 milyon nüfusu başkentimizin adını bilemiyorum. Hala öyle zor öğrenemedim dedim. Ondan önce bak dedim Türkler bir mahalle tutmuşlar orada böyle maşallah dükkan. Buradan buranın 3 katı 4 katı büyük dükkanlar tutmuşlar ama bir mahalle tutmuşlar. Hepsi böyle yan yanalar. Dedim sizin bu mahallenizin adını hiç bilmiyorum dedim. Ya dedim bu dükkanlar kiraymış. Dükkanlar sizin olsa, mahalle sizin olsa, şehir sizin olsa, devletsin olsa bana ne dedim ya ben seni yeni silmiyorum haritadan dedim ya. İki gün sonra gözümün cennet atacaksın gideceksin ya ne olacak bu dedim ya. Nedir ki bu yani böyle? Ama işte namazları ehemmiyetinden bahsettik işte aman dünya ağlamayalım falan diye.
Çünkü kainat içinde koskoca dünya bir kum tanesiymiş. Kum tanesinin içinde, sen kum tanesinin içinde bilmem ne kadar su var, ne kadar karalar, ne kadar taşlar, canlılara yeri çok cüzi bir şey. Canlıların yeri cansızlardan çok az. Canlıların içinde ağaçlar o kadar çok ki hayvanlarla insanlara çok az yer kalıyor. Hayvanlar o kadar çok ki insanlara çok az yer kalıyor. İnsanlar o kadar çok ki, general böyle sayarmış onun için. Müslümanlara çok az yer kalıyor. Beşleri filan. Müslümanlara o kadar çok ki şuurlu insanlara çok az yer kalıyor. Dedim siz ne ki yani? Bunların hepsini elmeseniz bir kum tanesini kazansan ne olur? Kazanmazsan ne olur? Bak o zaman cevap geçti işte bak. Koçlar öldü, bir öldü filan. E bak gidiyorlar yani. Senin gözünün hiçbir şey. Hiçbir şey. Aman dedik ya. Şu namazlarınızı bize kılın falan diye. Olur hocam falan gelir. Dersler falan gelir. Şey yaptılar. Oradan toplarız böyle. Maşallah. Ya ne olacak? Allah da bir tanesine mesela şey etmiş yani. İbret olsun diye. Dükkanda bekliyorken hırsız gelmiş. Ondan sonra bir kurşun sıkmış. Kurşun mu sıkmış? Bıçak mı sokmuş kardeşine? 1,5 milim kalmış kalbine. Ya diyor dükkan mükkan derken kardeşim kayboluyor diyordu. O da hizmetler bilenmesin. Ama kardeş de derslere gel dediğinde gelemeyen yani. Ben şimdi biraz para kazanacağız abi diye. 1,5 milimle birkaç gün hastanelerden kurtuldum. Ona da kurban kestiler falan. Öküz kestiler. Biz de nasıl yiyeceğimizi bilerek kalıptık Müslümanlar. Çünkü adından var ya orada böyle. Maşallah. 3 tane kurban kestirmiş böyle. Herkes hakikaten böyle bir anda Allah da alıveriyor yani. Veyahut da bakıyorsun çok sevdiği evlatla topluma uymaya başlayıveriyor yani. Sefaat, rezalet. O da bir rezil, bir rezil olmaya başlıyor o da yavaş yavaş. Çünkü canlı, şuurlu bir hayvan. Ben öyle atlarını öyle koydum yani. Akıllı hayvan. Bir şey sevmez. Hayvan. Hayvana sevmez ya. Hiç. İstediğin yap. Hayvan ya. Yazık. Yazık yani hayvan. Ama böyle acıyorsun yani böyle hani zavallı ya. Sonsuz bir hayat gidiyor ya. Hiçbiri doğru düz mutlu değil. Kısa bir müddet şey evliliği yapıyorlarmış. Ondan sonra hemen boşanma. Boşanma riski çok yüksek olduğu için resmi nikahta kıydırmıyorlarmış. Artık biliyorlar, anne babalar belki biliyorlar. 3-4 sene yaşıyorlar biriyle. Orada. Aile yok. Çocukların sahipleri yok. Bakanları yok. Öyle zavallılar ki o kadar sefahat içinde tam zavallılar. Kimseleri yok. Çocuklar, iş gücü, eğlence, sefahat. Halini hatırına soran yok. Böyle zavallı. Dedim ya Allah Allah. Sanki zahiren mutluluk, saadet, günah serbest ya. Fakat resmen yapayalnız zavallılar ya. Böyle. Çünkü günahın da bir boyutu oluyor. Artık o da zevk vermiyor malum insan yanlış yapmaz. Ondan da bıkmışlar, uzanmışlar, tatlışmış. Bitirmişler yani. Hatta Mesih manevi dediği gibi silmiş. İnsanlıktan da çıkmış bile. Allah dedi ki ya bunlardan bazıları böyle şeyin artık müsait olanlar oluyordu böyle geçer mi derslere. Bir tane birisi vardı mesela Hristiyan'dı. Ama 5 vakit namaz kılıyordu Allah'a şükür yani. Çok yanımıza geliyor. Üniversite son sınıf kardeşleri, arkadaş yanımıza geliyor. Çok saygı değil mi? Kalıyordu bazen dershane. Hemen yok tesbihat geliyor bizimle beraber. Hiç. Tesbihat da yapıyor. Hristiyan ama o. Oturuyor, okuyor. Ders yapıyor, okutturuyor. Onlar İspanyolcular. Orada Müslümanlar var. Namaz kılamıyor. Hristiyanlar var. 5 vakit kılıyor. Böyle harika bir. Böyle kardeşlere karşılığında inşallah Müslümanlara da giriyorlar onlar öyle. Yani öyle insan işte onlardan bir tanesini böyle şey yapmak. Dedik ya bunlar bizim akrabalarımız ya. Adem Aleyhisselam'ın çocukları yani şey değil ki. Yani hani atılacak harici bir şey değil ki. Yani insan olarak en yakın bize insanlar böyle belki de kim bilir uzaktan amcaoğulları. Şimdi hepsi amcaoğlu. Afrikalılar teyzenin torunlar. Çinlerde eniştenin oğlanlar. Hep akrabayız zaten böyle. Dedik ya bunlar ellerinden tutmak lazım. Bunlar bizim yani yakamıza yapışırlar. Geldiğiniz paramızı aldığınızda, para kazandığınızda
Niye bizi bir iman hakikaten anlatma? Nasıl derler? Yok mahşer yapımızı kurtaramayız. Aslında aynı sözleri şimdi değil mi? Buradakiler şimdi geçer değil mi? Yani buradan da öyle her ne kadar böyle elhamdülillah çok müspet hizmetler oluyorsa da çok hizmetler oluyorsa yani öyle ki çok ihtiyacı olan insanlar, ciddi ciddi ihtiyacı olan insanlar onların da eline tutmaya ihtiyaç var. Onun için burada şu der, yani bazen mevzu ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bir ilaçtan daha nafidir. Halbuki tabiat bataklığına düşmüş bir tabip o biçare marizin elin giysine bir zulmet daha katar. İnşallah bu intibarın seni öyle biçarelerime daha teselli ve nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır. Üniversiteyi kazanacak kardeşler var. İnşallah kazansın, Allah kazanırsın. Bitireceklerini kim söylüyor? Hamidiye'de benim bir kardeş vardı. İTÜ son sınıftaymış herhalde. Bir ay kalmış mezun olmaya. Bir ay kalmış. Okuldan geliyor. Dershaneye ayağını atıyor. Kalp krizi vefat etmiş. Bir ay kalmış okul bitirmesine. Ama çok manada böyle evde tabii teyzesi varmış. Teyzesi hiç namaz kılmamış galiba. O yeğen dershanede kalıyor. Hiç. Rüyasında o kardeş teyzenin yönüne seçeneği seyredilmiş. Rüyasında vefatından sonra. Kalın ya diyormuş yeğenim benim namaz kılmamı istiyor diye. Şimdi 5 vakit hiç kaçırmadan namazlarını kılıyormuş böyle. Demek vefat ediyor şehit olmuş demek ki. Şehitken vefatı bile ismet ediyor anlatıyor yani teyze namazını kıl. Başka bir şey lazım değil buralarda. Sen bilirsin diye böyle. O da hiç bırakmıyormuş böyle. İnsanlar böyle. Ömür kısa. Bitireceğimizi kim söylüyor? Bazı kardeşler emekli olunca. Emekli olacağımızı kim söylüyor? Ey ne diyor? Elhasıl. Ey be. Ey be. Bahmet. Bil ki düğünün senin elinden çıktı. Yarın ise elinde senet yok ki ona maalesef. Öyleyse bütün ömrünü bulunduğun gün ne yapar o ihtiyat olarak 24'ten 1 saatin gün ihtiyat arkası gibi sandukçu mu veriyor olan ebedi mücevherat tükenme yani şey diyor sarf ediyor yani oraya. Ya böyle bir sandukçuya koy ya 24 saat emsa hizmetleri, dersleri inşallah Allah böyle şey yaptırsın inşallah. Bilirsin ki ömür kısadır. Lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yıllar gibi cami şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenni malumatı, o felsefi marifi, nurlu ruhlu yapmak çaresi aramak lazımdır. Şimdi burada, geçen de böyle bir şey olmuştu kardeşlerle konuşurken, lüzumsuz odun yıllar gibi bilgileri kafada varmış. Bu nedir diye düşünüyordum. Mesela şöyle bir dedim yani, mesela futbol maçlarını öğrenmek bu mudur? Sonra dedim ki bu ona girmez herhalde. Lüzumsuz odun yıllarına girmez. Onlar belki bizim hesaba çekileceğimiz şeylere girer. Çünkü öğrendiğin şey ya dünyaya faydalı olmalıymış ya ahirete faydalı olmalıymış. Sen onu nerede kullandın o bilgiyi? Neyle yaradı? Falan takımın kaç gol attığını bilmek. Bir tane bilgisayar bir mühendis bir değil, televizyonda çıkarttılar. Gözleri de görmüyor, Kayseri birisi. Ya bir sayıyor falan takımın çok hayranıymış. O takımın hangi yıllarda, hangi dakikada kimlerin gol attığını ezberlemiş ya. Allah Allah dedim ya. Ama şimdi o sorulur ama yani. Sen bu hafızayı ne yaptın? Sana dünyada ne lazım? Hani nerede kullanacaksın onu? Hani bir şey olur, lazım olur. Değil mi? Mesela bir insan araştırmacıdır, ne bileyim bir ilim adamıdır, önemli bir şey vardı, insanlar psikolojisini ölçüyordur. Değil mi? Onlara belki lazımsa öğren. Dünyaya ahirete faydalıysa. Ne dünyaya lazım, ne ahirete? İşte burada bu lüzumsuz olduğu yolların fenni malumatı, felsefi marif diyor. Yani fizik, kimya, bu kardeşlerin kazanmaya çalıştığı ilim, hani üniversiteyi kazanmaya okuyalım diye çalışıyorlar ya, İşte o odun yığınları, doktorluk odun yığını. Ya nasıl oluyor bu bak. Bak bak, şimdi arkası bak buna çıkıyor. Çünkü
Ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz. Odun yığınlar gibi cami şeylere bulursun. Çünkü ben teftiş ettim. Çok lüzumsuz şeylere buldum. İşte o fenni malumatı, fenni malumat, o felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresi aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba ise ki senin fikrini hakim yüzünden hesabına çevirsin, o odunlara bir ateş verip nurlandırsın, lüzumsuz marifenliğe kıymetdar marifi ilahi hükmeylesin. Oturuyor adam, böyle görevleri şunlar takır 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 ezberliyor. Yani ne olacak? Odun yığın. Diyemiyor ki bunu yapan Cenab-ı Allah böbreğe bu görevleri yaptırıyor demiyor. İşte marifetullah çevirme koymuş. İnsan beyni şu kadardır, damarları bu kadardır, güneşin uzaklığı bu kadardır, yıldızlar bunlar odun yığınmış. Bunları güneşi seyyarele döndüren Rabbimizdir dese marifet ilahi emdar edecek. Vücudun azaları budur dese mahallediler. Jeoloji, yerde şu kadar madem, petrol bu kadar bilmem ne. Bunlarmış odun yığınları. Yani dünyaya yarayacak işler bunlar. Bunlarmış odun yığınları. Marifetullah'ı kullanamazsa kafada odun yığını gibiymiş. Ama marifetullah'ı kullanınca nurlanıyor. Hem seni aydınlatıyor, hem dünyaları aydınlatıyor. Ya, işte onu sen de Cenab-ı Allah'tan bir itibar hissediyor. Yoksa dünyaya ve ahirete lazım olmayan bilgiler odun yığını da değil. Yani onun neyini yakacak? Yaksan işe yaramıyor ki. Odunları yaksan ışık alır. Ama öbür bilgilerin neyini yakacaksın? Yani nerede kullanabiliriz? Kullanacağı bir yer ben bilmiyorum. Öyleyse kullanacağı yeri olmayan bilgi odun yığını değil. Odun yığınlarından hesap var. Ötekinden bilmiyorum ne var artık. Ondan ne olur bilmiyorum artık yani. Ben o şuna benzetiyorum. Ya abi diyor, şehir diyor, böyle bilgiler diyor, uğraşsın diyor gençler diyor. Ne oluyor? Diyor hocam günaha girmiyorlar diyor. Tamam günaha girmemek güzel de, misal diyor kendince. Şimdi bu şehre aydınlansın diye, misal Kevan Barajı'dan şuradan burada elektrik geliyor. Kaç bin volt? 36 bin volt elektrik geliyor. Siz de şehrin şebekesinin kabloların olduğu yerdesiniz. Gelir gelmez bütün şeyleri, elektrikleri toprağa veriyorsunuz. Neden? Aman hocam diyor. Görmedim diyor, tekne yazıyor diyor. Falan adam direkten düştü öldü. Falan adam elektrik çarptı öldü. Kaç tane şehit vermişler diyor. Elektrik girdi mi adam ölür. Aman hocam diyor. Adam ölmesin. Toprağa verelim onu diyor. İyi tamam ölmesin de yani. Toprağa niye veriyorsun? Devlet niye üretti bu elektrikleri? Fabrikalar çalışacak, evler aydınlanacak, çamaşırlar yıkanacak. Yani o dikkatsiz birkaç kişinin yahut da başka bir sebepten olan birkaç kişinin yüzünden elektriği senin toprağa vermiş olmanı seni rahatlatır mı? Sana mesulüm mesulüm diye soru sormazlar mı? Ne yaptın bu şehrin elektriklerini? Aman aman ne olur ne olmaz diye toprağa veriverdim. İyi de o barajları falan ne yaptı? Evet o. Uyruk lan harbe baktık bak görüyorsun baraj yaptım diye suyu kestim diye. Saptan Türkiye Musa'da doğuş bir sebebi oymuş yani. Efendim devletler muharebeler ediliyor bilmem ne. Sen gel elektrikleri ne yaptın sen? Abi diyor bilmiyor musun? Elektrik adam çarpar diyor. Çarpar diyor adam ölür diyor. Bazen öyle oluyor diyor onun için diyor. Hani o iyi de çarptırma kabloya bağla. Değil mi yani? Abi diyor genç bir spora uğraşmazsa günah. Günah duymayalım girmeyelim günah. Kitap okuyalım ders yapalım. Doğru boş kalırsa günah girebilir de girmesin ders yapalım. Voltaj üretelim. Çamaşırlar yıkansın. İmanlar kurtulsun. Fabrikalar çalışsın, üretim yapılsın yani. Demek ki üretim yapmamak yani zarardan, kardan zarar oluyor. Belki şey oluyor da onun için maksudu bizzat olmamalı. Tabii dinlenmek için olur, hizmet için yapılır kardeşler. Pikniğe gidiyoruz, icabına kardeşler de olmayan biliyorlar ama insanın hayatının gayesi böyle şey, öyle değil yani sanki. Bunu böyle iyi anlamak lazım gibi geliyor bana. Bu da mana bak ne diyor? Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini hakim yüzlerine hesabına çevirsin. O odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marif fenliğin kıymetdar marif ilahi hükmüne geçsin. Zeki dostum kalp çok arz ederdi. El fenden envar-ı imaniye ve esrar kuran iştiyatları ihtiyar hissetmek cihetiyle Hulusi Bey'e benzeyen adamlar ileri atılsın. Madem sözler senin vicdanla konuşabilirler her bir sözü şahsından değil. Belki Kur'an'ın devlalından sana bir mektuptur. Ve eczane-i kutsi İbrahim'e bile reçetedir farz et, gaybubet içine hazıran edilir müsahabe, dairesine onlar var. Ben arzu ettiğim vakit bana mektup yaz. Ben cevap vermezsem de gücenim. Çünkü eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hatta 3 senedir kardeşimin çok mektuplarına karşı bir tek cevap yazdım diyor. Üstadımız
böyle bir mektup yazıyorum. Şimdi şu asıl bu açtığı yeri okuyayım, ondan sonra şey yapalım. Yani bayağı da biraz oldu derse, asıl yeni başlıyor derse de, yani Bismillahirrahmanirrahim. Yani artık eski okuduklarım bu şeydi, bu katliam oldu. Yani çok okumayalım inşallah da, sıkmayalım bile değil. Üçüncü şap, he? O sayılmaz. Sayılmaz değil mi? Şimdi okuduklarımız şeyde, yani bu girişti yani. Üniversiteye girecek kardeşler varmış, onlar için yani böyle yani öyle usulen söyleyiverdik yani. Şimdi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçüncü şart, hakaik ilahiyeye ve hakaik-ı kevniyeye ve umur uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Kur'an'ın gaybi ihbarları, hakaik ilahiye. Allah nedir? Kur'an'ı da etiyor. Kainat nedir? Filozoflar bilmiyor ki bunu. Bilmiyorlar ki. Hakaik-ı kevniye, dünyanın yaratılışı, hikmetlerini, insanları, varlığı bilmiyorlar ki. Atıyor bir şeyler. 18 milyar yıl önce şöyle olmuş diyor. Mafyada bir tane bir şey vardı. Muhandik bir öğretmen dinsiz. Şimdi ders yaptık, yaptık. Ondan sonra benim itiraz etmedi. Herhalde kabul ettim. Onun bir sözden okudum. Aşırı Risalesi'den, devlet konularından biliyorum onun hikâri olduğunu. Bir saat falan okudum lan. Bir şeyler de yazar gibi et not aldı. Bayağı dedim herhalde iyi şey dedim. Yani bayağı notlu alıyor falan iyi dedim. Bayağı başarılı oldu herhalde. Bir saat sonra hiçbir şey okumamış gibi, aha diyor, Tanrı'nın işi mi yokmuş diyor, 18 milyar yıl önce diyor, bunlar diyor olmuş diyor, neden diyor 18 milyar diye evrimleşmiş bunlar diyor. Ulan şaşkın dedim, ben 18 milyar yıla götürüp de tabii gidemeyeceğimi biliyorum, orada böyle evrimleştirmiş diye anlatacağım. Ben sana dedim, şu çiçekten gözümde şey var, bu çiçekten bahsediyorum lan şaşkın dedim, bu çiçek geçerse ne olur? Bunu kim yaptı? Söyle bana, söyle. Hey, 18 bin tane. Ben götürüyor, oraya gidemeyeceğim biliyor ya. Kimin dedi, ne öğretmişsiniz bunu? Ne? Söyle, kim yaptı? Toprak mı yaptı? Su mu yaptı? Yapanları görüyor işte. Sen var mı lan üstlerine dedim. Sen kim yaptı? Söyle. Ne 18 bin tane öğretmişsin? Sen dedim, bak bir şeklin, sırman var, sesin var, hiç kimseye benzemeyen parmak izlerin var. Bu şekilleri kim çizdi bana? Söyle bunları. Kim? Kim yaptı? Bu çiğ kim yaptı? Toprak mı yaptı? Mesela kaç tane cansızı bir araya getirseniz canlı çıkar? Kaç tane toprağı, suyu, havayı bir araya getirir mi? Canlı, kaç tanesi bir araya getirir canlı çıkar? Cansızdan canlı çıkmaz ki. Çıkar mı? Çıkmaz. Peki kaç tane canlı ağaç bir araya getirseniz şuur çıkar? Kaç tane hakikaten deli olsa, kaç tane deli bir araya getirsek, onların içine bir de sakalı çıkar. Ya, o akıl kim yaptığında bozarlar yani. Yani bunlar, hakaik-ı kemiyay, çok konuştum diyorlar. Sen bir gel şuraya oku gel. Gel. Öksüreyim de biraz dinlenmiş olayım. Estağfurullah. Sonra Fatih. Yok, az çok yapamaz. Hakaik-ı kevniye. Hakaik-ı ilahiyeye ve hakaik-ı kevniyeye ve umur-u uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet, Kur'an'ın hakaik-i ilahiye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethedip ve hılkat-ı alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi ihbarat-ı gaybiyenin en mühimidir. Çünkü o hakaik-i gaybiyeyi hassiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. İstikametle gidip onları bulmak. Aklı beşerin kârı değil mi? Olamaz. Evet. Beşerin en dahi hükemaları, o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişemeyi malumdur. Hem Kur'an gösterdiği o hakaik-i ilahiye ve o hakaik-i kevni beyandan sonra ve safai kalp ve teskî-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından
ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulu sadakte deyip o hakaiki kabul eder. Demek ki bu iman hakikatlerini Kur'an-ı Hakim'in beyanından sonra bizde aranan şartları sanki söylüyor burada, değil mi? Yani hakaiki ilahi anlattı Kur'an-ı Kerim. Kainatın yaratılışını anlattı. Ama bizde de bir şartlar lazım. Bunları beyandan sonra neler diyor? Bir daha şey yapar mısın? Kur'an gösterdiği o hakaiki ilahiye ve o hakaiki kendini beyandan sonra ve safayı kalp. Bir. Mesela bu derse geliyor kardeş. Evvela kalbi safi olacak yani. Böyle mesela şimdi derse geliyor, misal diyorum. Kafada işi gücü siyaset. Kaç şey toplayabiliriz? Cemaatten ne alabiliriz? Bu çok dinleyemez yani bu. Yani cemaate farklı gözle bakar. Ticaret düşüncesi olsa nasıl müşteri toplayabilir miyim gibi. Bak safi kalpli olmayınca derse muhatap olması zorlanılır mı yani? Başka bir dünyevi menfaat olsa derse odaklanamaz. Evvela kalbi safi olacak. Yani ben buraya Allah razı için ders dinlemeye geliyorum diyecek. Böyle olursa bir safayı kalpten sonra iki, ve tezkiye-i nefis. Ha, nefsi. E şimdi günahlarla pisliklerin içinde olsa yani zor oluyor dinlemek yani böyle günüz günahların pisliklerin içinde olup da akşama kadar haramlardan çıkamayan insanların dersten istifadesi azalıyormuş. Yani hatta o günahla harama bakışlar, ondan sonra ne bileyim başka günahlar, o dersteki feyzini azaltmaya çalışıyormuş yani. Onun için tezkiye-i nefis, evvela hatalarını da kabul edecek, ya Rabbi affedecek, şu günahların içinde ben kendimi kurtaracak bir ders bulayım, abilerin yanına gideyim, Risale-i okusun, böyle bir ruhum kalbim açılsın diyecek. Safa-i kalpten sonra, tezkiye-i nefisten sonra, ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra. Bak, ruhu da terakki etmiş olacak biraz, aklı, 3 yaşında abinin çocuğu, ya burada oynayışıp duruyor şimdi, tesbih oynuyor, dinleyemiyor. Biraz da aklı da terakki etmiş olacak yani. Hiçbir şey bilmeyince de tamam istifade ediyordur ama bu derslerden bizim aradığımız feyzi alması zor yani. 4 tane şart. Safa-i kalp, tezkiye-i nefs, ruhun terakkisi, aklın tekemmülü. Bu 4 madde varsa derslerden istifade mümkün oluyor. Safa-i kalp olacak, safi olacak yani. Böyle ben liderlik hissinde çıkayım şöyle diyeyim, kendimi de göstereyim. Yahut da şunu şöyle yapayım, yahut da şu menfaatimi bir cemaatten karşılayayım. O zaman safa-i kalp noksan. Noksanlığı kadar feyiz de noksan. Tezkiye-i nefs, günahları itiraf etmiyor. Ya Rabbi ben çok hatalar çıkayım, nasıl kurtulacağım deyip gelmiyor buraya. Nefsi günahların içinde normal görüyor. O zaman dersteki feyzi azalıyor. Derecesine göre. Demek ki safa-i kalpten sonra, tezkiye-i nefisten sonra, aklın tekemmülünden, ruhun terakkisinden sonra beşerin aklı sadakte diyebiliyor diyor. Çok mandar bir ders bu yani. Evet. Beşerin okulu sadakte deyip o hakaiki kabul eder. Kur'an'a barikallah der. Bu kısmın kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir. Tekrara hacet kalmamıştır. Ama ahval-i uhreviye ve berzahiye ise çendan aklı beşer kendi başına yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde ispat ediyor. 10. sözde Kur'an'ın şu ihbarat-ı gaybiyesi ne derece doğru ve hak olduğu izah ve ispat edilmiştir. Ona müracaat et. İkinci cilde Kur'an'ın şebabetidir. Şebabet yani gençliğini, şebabet, taze, evet. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Kur'an her asırda taze nazil oluyor. Yani sanki Kur'an bu asıra inmiş gibi. Biz öyle anlıyoruz. Öyle medeni tarikalarından bahsediyor ki eski asırlar bunları anlayamaz diyor üstadımız. Kur'an'da nelerin olduğunu ifade etmiş yani. Her asır böyle demiş. Herhalde Kur'an bize indi. Bundan önceki asırlara inmemiştir herhalde. Onlar çok noktaları bilemiyorlardır, diyorlarmıştır. Her asır böyle demiş. Her asır, asırlar ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazu ediyor diyor. Kur'an'ın şebabetidir, evet. Evet, Kur'an bir mutbe-i ezeliye olarak
umum asırlardaki umum tabakat-ı beşereye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebaveti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevahil asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihdir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o kitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğine, bütün şebabetiyle ya ehlel kitap ta'alev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm sayhasını âlem aktarına savuruyor. Şimdi mesela bu çok mandal bir şey olarak ben şey yapıyorum. Yani ya ehlel kitap diye bu asrın ehli kitap insanlarına, çünkü ondan İngiliz'i, Fransız'ı Kur'an-ı Kerim'in kifayesi olduğunu söylemek medeniyet ilerlemelerinden dolayı. Onlara hitap ederken ya ehlel kitap, geliniz beraber olduğumuz bir kelimede buluşalım. Yani la ilahe illallah kelimesi beraberiz ya. Ya ehlel kitap manası diyor. Ya ehlel mektep manasını tazammül ediyor. Onun için alıyor. Ya ehlel mektep, üniversitede okuyanlar. Ey mektep ehli, gelin beraber olduğumuz kelimede buluşalım. Yani fen, ilim, teknoloji Allah'ın birliğini kabul ediyor. Kabul etmek zorunda. Gelin onunla buluşalım. Ya ehlel kitap, teâlev ile kelimetin seve beyne, seve nasıl diyor? Kelimetin ta'alev beynin, yani ikimizin beraber olduğu bir kelimede buluşalım. Demek ki ehli kitapla nerede buluşacağız? Allah'ın birliğinde buluşuruz. Ehli mektepte işte bu çok önemli bir ders. Demek ki Risale-i Nur bütün mektep fenlerini la ilahe illallah dediğini ispat ediyor. İşte Risale-i Nur'un bu bugüne şey için muazzam bir Kur'an'dan aldığı bir derstir ki bu asrın bütün filozoflarına meydan okumuş oluyor. Çünkü onlar kendilerince dinsizliği esas kabul edip böyle ta hala da dinsizliği söylemeye çalışıyorlar ya, hala da. Geçen gün bir belgeselde şeye baktım, böyle bir ulusal bir şey yapan, yani öyle diyorlar ya, dünya yayın yapan bir kanalda. Baktım, doğanın mucizeleri. Allah Allah. Yani güzel şeyleri anlatıyor, çok güzel resimleri gösteriyor, hayvanları gösteriyor, doğanın mucizeleri. Hala inanmıyorlar ya. Hem de bu yani dindar bir şehrin televizyonunda. Bütün dünya yayın yapıyor, doğanın mucizeleri. Ve Türkçe konuşuyor, yani İngilizce konuşsa da yavur yapmışlar, bizim de tercüme etmişler. Tercüme ettiği yayının belgesel olarak, yani böyle herhangi bir kötü bir resim yok. Fakat orada doğanın mucizeleri. Doğadaki mucizeler dese belki hani Allah'a isnat ediyor diyeceğim ama doğanın mucizeleri böyledir diyor. Ondan sonra diyor ki şempanzeler diyor insanların akrabasıdır. Amca oğluna. Yani öyle hala daha dinsizliği emanet. Ya hala bu konuşuluyor ya. Hala şu anda belgesellerin hemen hemen hepsinde bu hüküm hakim. Eğer onu çok şuurlu bir dindar bir cemaat düzelterek Türkçe'ye tercüme ettiyse Allah'ın varlığını anlatan, yoksa her belgeselci, her ilim adamı bu olayı kendiliğinden tabiat olayı olduğunu, hayvanların kendi, yani hiç kimse arslanları koşarken arslanları Allah koşturuyor diyor mu demiyor mu? Hiç kimse sincap bir şey yerken Allah yediriyor, böyle yediriyor diyor mu demiyor mu? Kartal uçarken kartal böyle, ya kartal böyle olur mu ya, bunun gözünü kim taktı, kulağını kim yaptı? Yani hiç, penguenler şöyle, hiç bir tanesi Allah bunu böyle yaptırıyor diyor mu demiyor mu? Demiyorlar. İnanmıyor ki. Hala
da doktorlar da hani böbrek şöyle çalışır. Bilmem ne, alın tıp kitaplarını alın, ben öyle diyorum. Tıp yaparım, alın. Baştan sona kadar Allah'ın mucizesi olan beyin şöyle çalışır. Veyahut da Allah'ın mucizesi olan kulak şöyle duyar diye bir kelime bulabiliyorsanız gelin. İnanmıyorlar ki. İnansalar Allah'ın sanatı devler. İnanmıyorlar ki. İnananlar da konuşamıyor, susuyor. Çünkü öyle yanmış. İnansa adam beynin, karaciğerin görevleri diyor. 400 tane görev vardı. Şöyle de şöyle şöyle. Ya Allah karaciğeri böyle yapmıştı, bu görevleri yüklemiş diye. Bir tanesini duyuyor musun? Duyuyorsun. Yok. İnansa söylerler. Halbuki kardeşim bir tane bir araba alıyorsun. Arabanın üstüne hemen firmanın ismi var. Ben öyle diyorum. Mesela bir Ford arabası aldım. Onun el kitabı var. Misal nasıl kullanılıyor diye. Kitabın üstünde kocamanca Ford mühürü var. Adam onu vurmuş yani. Bu fabrikanın malı mı diyor. Benzin şöyle takılır, bilmem ne böyle yapılır, yağ bakımı şöyle olur diyor ama kitabın en başına kocaman Ford el kitabı diye yazıyor. Öyle yazmalar lazım. Bütün tıp kitaplarının üstünde öyle mi? Diyelim ki mesela işte bilmem ne bölümü, işte bilmem ne bölümü Allah'ın sanatı olan beyin kitabının incelenmesi demeleri lazım. İnanıyorlarsa yazarlar. İnanmıyorlar ki. Kendi kendine oluyor bunu. İşte bu azim insanla bu ders o kadar çok önemli bir ders ki insanın o dersi inan ekmekten, sudan daha fazla. Bakma sen öyle. Çokları şunu diyorlar, hep Suhrab rahmeti kuru böyle derdi. Yani hocam biz de namaz kılıyoruz, Allah kabul etsin. Fakat fen başka hocam. Hocam fen başka, tıp başka hocam. Ha, tıbba Allah karışmaz değil mi? Tamam, onu oraya koyalım. Hocam ekonomiye zaten Allah karışmaz hocam. Biliyorsun devlet işidir o, onu aynı koyduğum. Hocam depreme zaten Allah karışmaz yani çocuğum, olur mu öyle şey, onu oraya koy. Allah ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Böyle bir Allah'a inanıyorum. Bunu kurmadan yani biz Müslümanlık demiyoruz. Allah'ın birliğini inkar edemiyorlar. İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün başkadırmış. İman etmek, kainatın bütün delilleriyle vahdaniyetine sineğin uçtuğunu gördüğün zaman Allah uçuruyor diyemiyorsan, bu sinek uçuyor. Tamam, sinek uçuyor diyebiliriz. Kuş uçuyor, mart uçuyor. Kim uçuruyor? Sorusu sana sorulduğu zaman Allah diyemiyorsan, demek ki senin iman da sakat. Karaciğer çalışıyor. Hocam şöyle oldu, böbrek karnım ağrıdı hocam. Kim ağrıttı? Allah ağrıdı hocam. Tabi sebep olarak ilaçlar şu oldu ama ağrıdan Allah. Tamam. Bunu diyemiyorsa, yok hocam Allah'ına ne alakası hocam ya, soğuk da kalktı ondan ağrıyor. Ulan soğuk kim yarattı, sıkıyı kim yarattı, ağrıyı kim yarattı, dalağı kim yarattı, ciğeri kim yarattı, onlara o sistemleri veren kim? İşte bu asrın insanlığına Kur'an-ı Kerim'in bu mucizesi yani, ya ehlel kitab, tealev ile kelimetin sevem beynene ve beynem. İşte o dediği, yani gelin beraber olduğumuz kelimede buluşalım. Ey tıp, ey fizikçiler, ey kimyagerler, gelin beraber olduğumuz kelimede buluşalım. Nedir o kelime? Bak sizin okuduğunuz fenli bilgiler Allah'ın varlığını ispat ediyor. Öyle parmak izinden bahsediyorsunuz ki hiçbir insanın parmak izinin birbirine benzemediğini söylüyorsunuz. DNA'lardan siz söylüyorsunuz. Hiçbir insanın DNA'sı diğer bir insana benzemez diye. Adam bak işte Ankara'daki bombayı patlatanın parça parça olmuş vücudundan bir zerre buldular. Gittiler o DNA testlerinden adamın kim olduğunu buldular. Bütün akrabalar da taziyeye gitti. Bu bizim nereden çıkardınız bunu, böyle bir şey yok diyemedi kimse. Demek DNA'larda, RNA'larda dünyanın kabul ettiği sadece sana mahsus mühür var. Var mı? Var. Bunu tıp söylüyor. Ey tıp, gelin beraber olduğumuz kelimede buluşalım. Kur'an'da diyor ki la ilahe illallah, siz de diyorsunuz ki la ilahe illallah. Bu asır ne kadar muhtaç bir Kur'an bu lidasına. Yani ya ehlel kitab tabirine, ya ehlel mektep tabiri. Yani bunu da tasammun ediyor bir insan. Yani bunun için alıyor. Onun için Risale-i Nur dersleri Allah razı olsun üstadımızdan ehli imanın imanı kurtarıyor diyor. Bak namaz kılanların imanı kurtarıyor Risale-i Nur. Namaz kılanların imanı kurtarıyor abi. Namaz kılanlar imanlı değil. Neden? Sineği kendi kendine uçuyor diyen adamın imanı yok. Depreme tabiat oluyor. Hocam Allah yapsaydı çocukları öldürür müydü diyen namaz kılan bir adamın Müslümanlığı kabul edilmez. Çocuğu Allah öldürür mü hocam? Tabiat öldürüyor, bunun ne alakası var? Maden kayması bu. Bak falan filozof bilmem ne açıkladı profesör. Dinlemedin mi sen hocam? Televizyonda açıklıyor. Namaz biz de kılıyoruz hocam. Bu adam Müslüman değil. Ya, namaz kılmak Müslümanlık için yeterli bir
muamele değil. İman etmek şartıyla namaz geç faydalı oluyor. Yani amel imanlı olanı. Hani çok basit. Rahmetli Kırk'ın öyle misal verir ya. Bir adam birisi 25 sene tıp fakültesine devam etmiş. Her gün gitmiş. Talebelerden önce gidermiş. Hatta geçti çıkarmış. Hocalardan da geç çıkarmış böyle. Diploma vermemişler ya. 25 sene gitmiş. Müstahdemmiş. Yani müstahdem olarak gidince yani önce okulu kazancı. İmam hoca. Ondan sonra ders takibi ya, devamsız takibi de önemli. Ama önce okulu kazancı. Önce iman hoca. Yani iman olmadan kıldığın namaz sana fayda vermiyor. Müstahdem okula devam etmesi gibi maaşını alırsın ama o başka. Yani doktor olmazsın yani. Onun için bu dersler, mesela Nur dersleri ehli imanın imanını kurtarıyor diyor. Hatta diyor Kastamonu Erkası'nda bir cümle diyor ki beşinci şua diyor ulemanın imanını kurtarıyor. Çünkü ulema adam belki Kur'an da biliyor, çok manalar da biliyor fakat dine zarar veren cereyanlara taraf olur. Dine zarar veren kişileri seviyor. Yani ben peygamberi de severim, Ebu Cehil'i de severim ben diyor. İkisini severim diyor, iyidirler diyor. Böyle olmaz. Ya peygamberin bir adamı olur, ya Ebu Cehil'in adamı. Ortası yok. Dolayısıyla onların kim olduğunu, o zararlı insanların vasıflarını bilememek, işte beşinci şuayı bilmemekten geliyor mesela. Ne olduğunu bilmiyorlar. Onun için beşinci şua diyor, ehlinin imanı. Yani Risale-i Nur aslında çok muazzam bir ders yani. Bilinmedikleri, işitilmedikleri, görülmedikleri halde ehli imanı, imanı kurtaran manevi bir kutup gibi hizmet ediyorlar. Yani, çok muazzam bir şey. Yeter miyorsun yani? Peki. Subhaneke la ilme la illa ma'aleke inneke entel alim hakim la ahir davran hümeni tam da vakir alim el-Fatiha. Haşi amaçlıklar.